Bazı durumlarda unutkanlık ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bugün Alzheimer hastalığını işleyeceğiz. Özellikle Alzheimer'lı hastalar hava karardıktan sonra hastalarda bir ajitasyon, öfke başlıyor. Şu an Alzheimer'ı yavaşlatabiliyoruz. Bugünkü sosyal deneyimiz acaba yediklerimizin gramajı direkt olarak vücut tartımızı arttırıyor mu? 95.8 ile başlamıştık. Şimdi bu yediklerinizin içinde de su var aslında. Yakmadığınız kalori kalırsa işte onlar da vücudunuzda yağ olarak depolanacak. Spor yaparken de yaralanmayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aslında spor yaralanması vücudumuzun eforunu zorlamakla oluyor. Soğuğu alıp buraya sarıp saatlerce tutmak gibi bunun hiçbir faydası yok. Bilakis zararı var. 3, 2, 1, kayıt. Aslında unutkanlık hep... Pardon. Kestik. Tamam. Bir alabilir miyim ya? Aslında unutkanlık pek çoğumuzun... Kestik. Pardon ya, kusura bakmayın. Unutkanlık hepimizin yaşadığı bir durum. Bazen ben de kafamda gözlük varken gözlüğün nerede olduğunu unutuyor ve onu aramaya başlıyorum. Hatta bazılarımız en yakınlarının telefon numarasını unutuyor veya tanıdıklarımızın ismini hatırlamakta güçlük çekiyoruz. Gerçekten de beynimizde bu bilgi işlemesi sırasında oluşan bazı ufak tefek aksaklıklar unutkanlıkla karşımıza çıkabilir ve tamamen normaldir. Ancak bazı durumlarda unutkanlık ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Bugün Alzheimer hastalığını işleyeceğiz. Şimdi bana katılın. Evet, Feriköy'de Antika Pazarı'ndayız. Bugün neden buradayız? Çünkü çok özellikli bir konuyu konuşmak istiyoruz. Alzheimer hastalığını konuşacağız. Biliyorsunuz beynimizde aynı bu tezgahların üzerinde olduğu gibi anılarla dolu. Ama maalesef bu anıları saklarken yenilerini oluşturamıyoruz ve yenileri de hatırlayamıyoruz. Özellikle Doktor Oğuzhan Onultan'la birlikte, nöroloji uzmanı kendisi, hocamla beraber Alzheimer'ı konuşmak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizi sormalı. Sağ olun. Yani Antika Pazarı'nı seçtik çünkü herhalde konuya en uygun yer burası değil mi? Doğru, çünkü burada da bir sürü hatıralar var, hafızalar var eşyaların üzerinde. Onun için hakikaten anlamlı. Peki Alzheimer'ın bir tanımıyla başlayalım mı? Alzheimer hastalığı nedir? Herkes bunama diye hemen üzerinden geçip gidiyor ama aslında farklı bunama tipleri içinde farklı bir tip değil mi? Evet, en sık gözüken bunama tipi olduğu için hani bazı markaların o bütün her şeye ismini vermiş olması gibi bütün bunamalar Alzheimer gibi düşünüyor ama hepsi Alzheimer değil. Ama en sık gözüken Alzheimer olduğu için bunama tipleri içinde ve görülmeye başlandığı için Alzheimer bunamanın bir türü ve diğerlerinden ayırt edici bir sürü faktörleri var tabii ki. Genç yaşta mı başlar mesela Alzheimer daha fazla? 65 yaşından sonra %5 sıklıkla gözüken bir şey ve her 5 yılda bir iki misli katlanarak artan bir riski var. Yani 85 yaşındayken %30-35 gibi bir riskimiz oluyor. Tabii nüfusun yaşlanması, insan yaşamının uzaması da artık Alzheimer'ın çok çok daha zikredilir hale gelmesine sebep oldu. Aslında yüzyılın başında, 20. yüzyılın başında da tanı almış ve ismi konmuş bir hastalık. Ama şunu merak ediyorum, hemen aklıma gelmişken, bu arada ister istemez elim hemen böyle bir termometreyi buldu. Neden acaba hani bu hastalıkta eskileri kafamızda çok rahat toparlayabiliyoruz, kuruyoruz da yeni bilgileri oluşturamıyoruz? Çünkü kayıt yapamıyoruz. Kayıt yapamıyoruz. Eskiler kayıtta duruyor ama üzerine yeni kayıt koyamıyoruz. Zaten bütün belirtiler de bunun üzerinden geliyor. Yani kişiler yeni kayıt yapamayınca, yeni sözler bulamayınca, yeni bir radyoyu kullanamayınca, yeni bir cep telefonunu kullanamayınca aslında yeniye adapte olamamaktan kaynaklanıyor. Çünkü yeni kayıt yapamıyoruz. Şunu sormak istiyorum. Mesela ailemizde özellikle
çok yeni olan şeyleri hatırlayamayan kimseler varsa hemen endişe etmeli miyiz? Yani bu Alzheimer mesela ilk bulgusu olabilir mi? Hatırlayamamaktan ziyade Alzheimer'ın diğer şeylerden farklı, bunamalardan farkı şu, öz bakım eksikliği oluyor ve psikolojik taraflar ön planda oluyor. Huy değişiklikleri, bazen gençlikte olan takıntıların artması, hatta şüphecilik, paranoya, etrafla görüşmeme, depresif bulgular. Çünkü hasta kişi kayıt yapamadığı için akrabalarıyla görüşmemeye çalışıyor. Çünkü yeni şeyler üretemiyor ve orada bir yakalanma korkusu var. Yani bir açığa çıkma korkusu var. Çünkü Alzheimer IQ'yu değiştirmiyor. Alzheimer'da kayıt yapamıyoruz. Kayıt yapamadığımız için olayı manipüle etmeye çalışıyor kişiler. Alışverişe gitmeme, para hesabı yapmama, günün hangi gün olduğunu hatırlamama ve bunları hep bir şekilde kamufle etmeye çalışıyor. Peki mesela yalnız yaşayan yaşlılarda Alzheimer riski daha mı yüksektir? Hayır, değil. Şöyle, yapılan çalışmalarda şöyle bir şey var. Mühim olan iletişim. Buna evlilik üzerinden bakmışlar. Evli çiftlerin Alzheimer olma riski hep daha düşük. Ama yalnız yaşıyorken de etrafla iletişim kuran insanlara da bu daha anlamlı oluyor. Yani o zaman hani yaşımız ilerledikçe kendimizi izole edersek Alzheimer riskini arttırıyoruz, öyle mi? Kesinlikle öyle. Peki tanısını koyduğumuz zaman Alzheimer'da tedavi seçeneklerimiz neler ve başarısı ne? En çok da onu merak ediyorum. Şöyle, şu anki tıbbi teknoloji içinde tanısını koymak için öncelikle muhakkak bir görüntüleme yapmak lazım. Bazı hafıza testleri yapmak lazım. Şu an Alzheimer'ı yavaşlatabiliyoruz. Tedavisinde ilaçlar var şu anda ama tabii bu ilaçların faydaları şu an için sadece yavaşlatmak üzerine kurulu. Bu tip tedavilere başladığımızda ilk 6 ay gayet iyi cevaplar alıyoruz. İlk 2 yıl bir balayı dönem dediğimiz ilaçla hasta arasındaki iyi bir performans sergiliyoruz ama ikinci yıldan sonra hasta yine normal sürecine gidebiliyor. Biraz önce Alzheimer'ı yavaşlatabileceğimizi söyledin. Evet. Dolayısıyla ben istiyorum ki şu anda bizi izleyenlere de hangi yöntemlerle bunu azaltabiliriz ve riski azaltıp yavaşlatabiliriz onu anlatalım. İstersen şimdi hastaneye geçelim, bu yöntemleri söyleyelim. Tamam, çok iyi olur. Yanımızda Zahre Bey var. Kendisi 76 yaşında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi öncelikle sizden bir saat çizmenizi isteyeceğiz. Neden saat çizmesini isteyeceğiz Zahre Bey? Esasında bunu siz de evinizde büyüklerinize yaptırabilirsiniz. Çünkü büyüklerinizin bir saat çizmesi sonrasında acaba bir Alzheimer'a gidiş var mı yok mu onu değerlendirebiliriz. Tamam. Yorum yapabilecek aşamaya geldik mi? Geldik. Çok teşekkür ederiz Zahre Bey. Şimdi sizi hocamızın yanında tutacağım. Saatinizi de biraz böyle öne alıyorum. Hocam ne diyorsunuz? Burada şöyle bir şey var. Bir saatin kadranının tam ve düzgün olarak çizilmesi. Burada 4 tane farklı algıyı ölçmüş oluyoruz. Bunların içinde şu var. Rakamsal ve matematiksel algı, zaman algısı, öğrenilmiş bilginin geri çağrılması ve uzaysal boyutta bunların kağıda dökülebilmesi. Bu beşlik bir sistem üzerinden bize ikiyi verebiliyor. Yani Zara Bey'in bunun dışında başka testleri de yaptırılması gerektiğini düşündürtüyor bana. Mesela siz neler öneriyorsunuz beynimizi daha dinç tutmak için? Bulmaca çözmek var en başında veya bu görüntülü puzzle şeklindeki bulmacaların ama öyle 15 bin, 20 binlik parçalıklar değil, daha basitlerini çözmek var. Mesela önümüzde bir takım biz size şeyler getirdik, evet. Bulmacalar getirdik. İşte o sudoku var, kare bulmacalar, çengel bulmacalar. Bunların arasında bir fark var mı? Hayır, bunların arasında bir fark yok. Fakat şöyle bir şey var, ben genellikle hastalarıma çözdükleri bulmacayı, aldıkları gazeteyi değiştirmelerini istiyorum. Ki hep aynı yazarın oluşturduğu ve ezberlenmiş bilgiyi oraya koymak. Kelimeler olmasın. Mesela siz bulmaca çözer misiniz arada? Evet. Çözüyoruz arada. Sever misiniz uğraşmayı? Tabii. Zorlandığınız oluyor mu? Biraz kelimelerden zorlandığım oluyor. Mesela bir yeni dil öğrenmek, her zaman söyleriz ama yeni dil öğrenmek gerçekten beynimizi konuşulduğu kadar çok çalıştırıyor mu? Evet, çalıştırıyor. Yine ispatlanmış bir çalışma ki 60 yaşından sonra yeni bir dil öğrenmeye çalışmak
bir tercüman olmak zorunda değilsiniz ama öğrenmeye çalışmak veya yeni bir müzik aleti öğrenmeye çalışmak, bunlar hepsi ispatlanmış çalışmalar. Beynin çalışmasını ve hafıza merkezi, hipokampus dediğimiz hafıza merkezini besleyen, aynı tutan veya geliştiren şeyler. Peki Zare Bey, bana dur deyin. Dur. Size mesela bu geldi. Obvious, açık, belirli. Bunu kafanızda tutabilir misiniz? Obvious. Obvious, İngilizce, obvious. Açık, belirli obvious. Demek. Evet. Mesela bugünün kelimesi bu olsa, hani gerçekten kelime ezberlemeye çalışmak faydalı mı burada? Hani dil öğrenmenin ötesinde çünkü... Tabii. Zaten dediğim gibi yani bir tercüme olmak zorunda değilsiniz ama yeni bir şeyi öğrenmek, bir başka lisanla bir şey öğrenmek, bunun da geri dönüşü şu: fonetik konuşmanız, algılamanız, tutmanız. Birkaç basamaklı işlevi bir araya koymuş oluyorsunuz. Uyandık, sabah dişimizi fırçalayacağız, yüzümüzü yıkayacağız, saçımızı tarayacağız. Siz sağ elinizi mi kullanıyorsunuz, sol elinizi mi? Sağ. O zaman mesela saçınızı tarakla, sol elinizle taramayı bir dener misiniz? Bir deneyin bakalım. Şöyle. Hocam, bu arada sizden yorum almak istiyorum. Farklı eli kullanmak beynimizi çalıştırır mı? Çalıştırır çünkü beynimizde bir yarımız dominant olduğu için esas bütün fonksiyonun çoğu orada. Ve öbür tarafla ilişkin fonksiyonları da ancak kullanmadığımız eli kullanarak çalıştırabiliriz. Şimdi mesela biraz zorlanıyor. Biraz çünkü bir hafif bir şey oluyor, normal kullanmadığı el için oluyor. Bu normal. Hiç hayatımda kullanmamıştım ben burada. Öyle mi? Peki dişinizi fırçalayın bakalım. Solla mı gerek? Evet. Mesela. Bu da esasında beyindeki farklı yolakları çalıştırıyor, farklı değil mi? Farklı yolakları çalıştırıyor ve hep kullandığımız taraftan öbür tarafı bize kullanmamıza indiklemiş oluyoruz. Şimdi bulmacalara değinmişken tabii bir bulmaca çeşidi daha var. O da görsel hafıza üzerine yaptığımız. İşte bu eşleştirme mesela. Biz burada sizin için farklı bir şey eşleştirdik. Bunun üzerine sizden bir yorum alalım. Bu arada sizden ricam da ortasından böldüğümüz bu resimleri bir araya getirip resmin kendisini oluşturmanızı isteyeceğim. Bu arada Zare Bey de kendisine verdiğimiz görevi tam ve doğru olarak bitirdi. Evet. Ben bize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler. Sağ olun. İkinizin de ayaklarına sağ olun. İyi günler. Alışverişimi yaptım. Toplam 2 kiloluk alışveriş yapmışım. Şimdi kafamdaki soru şu: bunların hepsini yersem hemen tartıldığım zaman aynı şu anda olduğu gibi tartıma, yani vücut kiloma bu 2 kiloda yansır mı? Ve sonrasında acaba kaç kilo alırım? Bugün onun deneyini yapacağız. Yiyecekleriniz bakalım vücut kilonuza direkt olarak yansıyor mu? Bugünkü sosyal deneyimiz, acaba yediklerimizin gramajı direkt olarak vücut tartımızı arttırıyor mu, kilo olarak arttırıyor mu, ona bakacağız. Yanımda sevgili Pınar ve Fırat var. Bu deneyde bize eşlik edecekler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne diyorsunuz? Yemeği sever misiniz sizler? Genelde. Belli oluyor hocam. Biraz belli gerçekten. Doğru Fırat. Peki şimdi bu soruyu mesela size sorsalar ne dersiniz? Yani günde mesela şöyle sana bir kavanoz, yarım kilo galiba onlar, o çikolatalı, kakaolu, bayılırım, fındık ezmesi versem bayılırsın. Peki senin kilonda ne kadar artışa neden olur? Ya bence çok fazla oluyor tabii çok fazla ki. Fazla olabilir. Çünkü çok sevdiğim için. Kaç kilo olduğunu biliyor musun? Hayır. Peki tartacağız ama bugün. Bugün tartacağız. Fırat, sen biliyor musun kaç kilo olduğunu? Hocam geçen tartılmıştım. 93, 92, 93 kiloydum. Şu an kilomu bilmiyorum tabii, sürekli yediğim için. Merak ediyorum. Peki o zaman şimdi tartının oraya geçelim. Vücut kilolarınızı öğrenelim. Yapacağımız şey şu: öncelikle
kaç kilo tartıyorsunuz bir ona bakacağız. Tamam. Arkasından size bir takım ikramlarım olacak. Onların da gramaj olarak ne kadar olduğunu bileceğiz. Ve bunları yedikten sonra tekrar tartacağız bakalım. Yediklerimiz direkt olarak vücut kilomuzu arttırıyor mu, arttırmıyor mu bu deneyde göreceğiz. Hadi bakalım Fırat. 92 demiştin, kaç çıkacaksın bakalım? Hiç dokunmuyorum ama galiba düşündüğünden biraz daha fazlasın. Kaç? 95.8. Oo, bayağı 4 kiloya yakın kilo almış hocam. Demek ki bu deneyde bize gerçekten çok rahat yardımcı olacaksın gibi görünüyor. Hadi Pınar, bir de sana bakalım, sıfırlansın şurası. 69.1. Ne kadar zamanda bir tartılırsınız? Yani mümkün olduğunca tartılmak istemiyorum. Ama genelde ayda bir tartılıyorum. Mesela sabah tartılıp hiç böyle akşam eve döndüğünüzde özellikle de böyle mükellef bir yemekten sonra tartıldığınız oldu mu? Tabii oldu. Sonrasında kilo artıyor mu sence? Kesinlikle artıyor. Yani aç karnındaki ile aynı değil. Kesinlikle o farklı. Sen Fırat'la eminim bakmamışsındır. Ya hocam hiç, ben tartı benim hayatımda yok. Yani şu an tartı gördüm. Dediğim gibi geçenlerde tesadüfen bir tartıldım. 92 kiloydum. Şu an hızlı yükseliş var o zaman. Onu söyleyeyim sana. Kesinlikle. Dikkat etmen lazım. Peki şimdi deneyin en zevkli kısmına geçeceğiz. Şurada güzel bir yer sofrası ayarladım sizler için. Güzel, beraber bir piknik yapacağız. En sevdiğim. Harika. O zaman o tarafa geçelim. Arkadaşlarıma bu piknikte bir şeyler ikram edeceğim. Sonrasında tekrar tartacağız. Bakalım vücut kilolarında artış olacak mı? Ve özellikle de yedikleri kadar mı artış olacak? Yoksa daha fazla ya da daha az mı? Şimdi deneyin zevkli kısmına geldik. Biraz önce ben sizin için size ikram edeceklerimi tarttım doğrusunu isterseniz. Çünkü burası yumuşak zemin ya. Bu hassas tartı burada tam tartmadığı için daha sert bir zeminde tarttık. Ve bütün hepsinde gramajlarını ben buraya kaydettim. Dolayısıyla elimde var. Pınar'cığım, şimdi senin için su, şeftali, çikolata, fındık ve fıstık, tuzlu fıstık ayarladık. Toplam olarak senin bu yiyeceklerinden almanı beklediğimiz miktar matematiksel olarak 1008 gram. Ama yarısı su, o kadar öyle hani şey yapmayın ya. Fırat'cığım, senin için de su var. Bu 500 mililitrelik sudan var. Milli içeceğim. Gene çikolatan var. Sağlıklı olsun diye bir tane çikolata seçtik sizler için. Badem var, yoğurt var ve senin için armut var. Senin de bu yiyeceklerle birlikte alacağın toplam gram 1070. Teşekkür ederim hocam. Tamam. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Aldığımız kilolar yediğimiz besinlerin içeriğiyle oldukça ilişkili. Örneğin yediğimiz her besinin protein, yağ, karbonhidrat, lif ve su içeriği birbirinden farklı. Bu nedenle tükettiğimiz besinlerin içeriği aldığımız kaloriler üstünde çok farklı rollere sahip. Şimdi yapmamız gereken şey tabii Pınar'ın kalan yiyeceklerini tartmak ve onu da 1008 gramdan çıkarmak. Şimdi isterseniz onları tartalım. Tamam. Ve kaç gram gerçekten senin vücuduna bu yiyeceklerle girdi, bir ona bakalım. Hadi bakalım. Şimdi sırada Pınar, senin bıraktıklarının kaç gram olduğunu bulmak var. Fırat sağ olsun bana yardımcı oldu, hepsini bitirdi. Şimdi fındıktan kalanları bir tartalım, kaç gram. Fıstıktan kalanlar var. Şeftaliden kalan parça var. Toplamda 215 gram tuttu senin bıraktıkların. Şimdi sana 1008 gram vermiştik. 1008 gramdan 215'i düşüyorum. Matematikte hata yaparsam söyle bana. 793, doğru değil mi? 793 gram almışsın sen. Şimdi bu durumda Fırat, deneye başlarken sen 95.8 kilogramdın. Evet. 1070 gramı eklediğim zaman, senin çıktığın zaman 96.8 çıkmanı bekliyoruz. Pınar, senin 69.1'di. Bu durumda bunu kabaca 8 desem 69.9 gibi bir tartıyı görmem lazım. Kimle başlayalım? Hanımlar. Bayan, hanımlar. Hadi bakalım. Teşekkürler. Fırat'cığım,
Korkulu rüyan senin başlıyor şimdi. Çık bakalım kaç çıkacak? Çok heyecanlıyım hocam. Vallahi bana göre seninki bir kilodan fazla çıkması gerekir gibi geliyor göbeğe bakarsam. Benim de tahminim önüne. Hadi bakalım. 95.8 ile başlamıştık. Evet, 96.9. Senin de beklediğimiz gibi bir 100 gram sende fazla var. Sende 100 gram eksik var. Burada Fırat'ın tüketmiş olduğu 500 mililitrelik su terlemeyle, nefes yoluyla ve boşaltımla vücuttan 2-3 saat sonra ya da daha uzun bir, daha kısa bir sürede hızlı bir şekilde atılacağı için aslında 2-3 saat sonra Fırat'ı tartıya çıkardığımızda 1 kilo almış görünmeyecek. Yine aynı şekilde diğer besin ögelerinin de proteini, karbonhidratı ve yağ içerikleri birbirlerinden farklı olduğu için her birinin emilimi, sindirimi, boşaltım birbirinden farklı olacaktır. Bu nedenle biz Fırat'ı yemekleri yedirdikten sonra tarttığımızda evet o anda 1 kilogram daha fazla görünüyordu tartıda ama 2-3 saat sonra tarttığımızda yediği besinlerin bir kısmı sindirime, emilime, depoya ve boşaltıma gideceği için 1 kilogram bir artış gözlemlenmeyecek. Aynı şekilde Pınar'a da 500 milimi su olmak kaydıyla yine 1 kilograma tamamlayacak şekilde fıstık, fındık, şeftali ve bitter çikolata verildi. Pınar bunun tamamını tüketemediği için tartıda ölçtüğümüz zaman 1 kilograma yakın bir artış gözlemlendi. Pınar'ın tüketmiş olduğu besinlerden yine yarım litresi, 500 mililitresi su olduğu için tabii ki ilerleyen saatlerde su kaybına bağlı vücudunda daha da bir hafifleme gözlenecektir. Tartıya çıktığında daha az bir gramaj gözlemleyeceğiz. Ama Pınar'ın tüketmiş olduğu besin ögeleri yağ içeriğinden daha zengin besin ögelerini içerdiği için midedeki gastrik boşalma daha yavaş olacağından Pınar da belki işte bu süreci 3 saatten 5 saate kadar çıkartabiliriz. Yani biz Pınar'daki kilo farkını biraz daha uzun bir sürede gözlemleyebiliriz. Ben hemen koşmaya gidiyorum. Evet bence de. Özellikle şu anda yediklerinin kalorisini düşünürsen kilo almamak için veya bu kilonun koşmam birazını lazım. Kaybedip evet çoğunu kaybetmek ve sadece bir kısmını enerji deposu olarak kullanmak için enerji olarak depolaman gerekecek. Sonuç olarak yediğimiz kadar kilo almıyoruz. Yediğimiz şeylerin içeriği, gramajları ve kalorileri aldığımız kilolarla oldukça ilişkili. İkinize de çok teşekkür ediyorum bize bugün vakit ayırdığınız için. Zorluk açısından ilk 10'da ikinci sırada yer alan Amerikan futbolu elbette tahmin edeceksiniz spor yaralanmaları açısından oldukça yüksek riskli görünüyor. Ve tabii spor yaralanması riskinin çok yüksek olduğu Amerikan futbolunda bile gerekli önlemleri alırsanız spor yaralanmalarını önlemeniz mümkün. Bugün size spor yaralanmalarını önlemenin yollarını anlatıyorum. Sağlıklı yaşam kuralları içinde size her zaman spor yapmanızı öneriyoruz. Ama elbette spor yaparken de yaralanmayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Semih Gür ile beraber spor yaralanmalarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun, hoş bulduk. Önce isterseniz tanımla başlayalım. Yani spor yaralanması ne demek? Aslında adı üstünde spor yaralanması, spor yaparken olan yaralanma. Ama tabii bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi profesyonel anlamda yapmak, yani bu işi iş için yapmak. Bir de daha çok bizim üzerimizde duracağımız, daha halka yönelik hobi olarak. Peki bir şey soracağım. Sağlıklı olmak için yapmak. Mesela profesyonel sporcularda mı spor yaralanması daha fazla yoksa bizim gibi hani hayatına spor katmaya çalışan amatör sporcularda mı? Aslında spor yaralanması vücudumuzun eforunu normalin vasatın üstüne çıkarmak yani zorlamak da oluyor. Öyle baktığınız zaman tabii ki sporcularda daha fazla oluyor. Çünkü meslekleri bu olduğu için ama her spor dalında da farklı. Onun için bizim buradaki bence temel amacımız şu. Hani sağlıklı spor yaparken ne yapmalıyız? Yaralanmamak için neler yapmalıyız? Yaralanma sırasında nasıl müdahale etmeliyiz? Nedenleri gibi ama
Genele baktığınız zaman sağlık, yani spor sağlık amaçlı yapılan da değil, profesyonel olan da biraz daha fazla oluyor. Peki neden spora yaralanmasıyla karşı karşıya kalıyoruz? Ya, aslında yaralanmalar bildiğiniz gibi bütün her şey dışarıdan gelen etkenler, bir de içeriden gelen etkenler. İki şekilde değerlendirmek mümkün. Spor yaparken dışarıdan bizim elimizde olmayan bir takım nedenler var. Yani onlar bizim yaralanmamıza neden oluyor. Mesela zemin. Hani bizim en çok karşılaştığımız, pratikte de en çok sık gördüğümüz, hatta bunun zararlı olduğunu da söylediğimiz zemine bağlı halı saha yaralanmaları örneğin. Yani yaptığımız sporun zemini ne kadar riskliyse spor yaralanması o kadar fazla oluyor. Kötü spor malzemesi de esasında spor yaralanması en son, nedenlerinden bir tanesi. En temeli de o zaten. Yani ekipman çok önemli. Koruyucu mesela, her sporda en birinci malzememiz ayakkabı. Şimdi ben esasında size önlemleri soracaktım. Konuşurken biraz ona geçmeye başladık. O zaman spor yaralanmalarını önlemek için ben birinci maddeye şunu yazabilir miyim? Doğru ekipmanı temin etmek. Evet. Peki bunun dışında sizin önereceğiniz başka bir önlem var mı? Tabii şimdi dışarıdaki olanlarda koşullar da, yani spor yapılan yer de önemli. Antrenman çok önemli. Yani antrenman ya da ısınma soğuma periyodu dediğimiz, yani ısınma ve soğuma çok önemli. Bir de tabii çevre koşullarını koyabiliriz. Yani doğru ekipmanla düzgün bir salon olması, örneğin havadar bir ortam olması, temiz bir havuz olması, ışıklandırılmış bir yerde spor yapmak gibi. Yani çevresel faktörler de bunun içinde sayılır. Hocam ben şunu sormak istiyorum. Aslında çoğumuz ısınmayı duymuşuzdur da soğuma diye bir kavramdan bahsettiniz. Evet. Yani bunu biraz açar mısınız? Yani aktif bir spor aktivitesinden sonra, yani hızlı yapılan ya da sıkı yapılan bir spor aktivitesinden sonra birdenbire aktiviteye son vermek uygun değil. Mutlaka kaslarımızı sporun sonunda da hafif germe egzersizleriyle, bir takım egzersizlerle yavaş yavaş, tedrici olarak normale döndürmemiz gerekiyor. Peki bu maddelere eklemek istediğiniz bir şey var mı? Spor yaralanmalarını önlemek adına yapılması gereken listeye. Tabii bir de bana göre başa da konulabilir o spora olan uygunluk. Yani eğer bir spor seçiyorsanız, sporun niteliğini ya da cinsini seçiyorsanız, acaba bedenimiz buna uygun mu? Kaslarımız buna uygun mu? Ya da bu sporu yapmamız gerekebilir mi? Ya da yaparsak sakatlanabilir miyiz? Böyle baktığınız zaman yani spor yaralanmalarının en başına, belki yani konunun başına şunu da koymak gerekiyor. Temel kavramları yerine getirmek lazım. Yani bir insanın veya bir kişinin şöyle ya da böyle spor yaparken bir kere yürümesi şart. Yürüyüş ya da atletizm hareketleri, hafif koşu ve sonra da germe egzersizleri içerenler. Mesela pilates egzersiz, yoga ve yüzme. Yani bunlar temel olarak, hani sporun bence temelleri olmalı. Bunları zamanında azar da olsa da düzenli olarak yaparsak belki de sürekli spor yapmamız da aynı değerde oluyor. Çok terlememiş ama bir futbol maçında işte bacağını çarpmış, baldır kası çok aniden ağrımaya başlamış. Şimdi evet, olabilir. Hani şimdi bu kişinin hastaneye gelene kadar yapması gereken şeyler nelerdir? Bir kere spor sakatlığı ya da yaralanması olsa birinci şart şu: spor ara vermesi gerekiyor. Yani yaptığı o aktiviteye kısa bir süre de olsa, bazen uzun da bir süre. Yani hani Türkçe'de bir laf var, çivi çiviyi sökmüyor ya da bir şeyin üstüne gitmemek gerekiyor. Çünkü ne oluyor o zaman? Basit bir sakatlığı, basit bir yaralanmayı çok daha ciddi bir hale getirebiliyorsunuz. Yani orada ilk yapılacak olan şey spor ara vermesi. Yani bir şekilde kesin dinlenmeye alınması. Evet. Mutlaka bacağı ya da ekstremiteyi yukarı kaldırıyoruz. O zaman altına bir yastık koyabiliriz. Mutlaka belki bir yastık koyuyoruz. Bundan sonra tespit geliyor. Mutlaka tespit etmemiz gerekiyor. Tespitin de eğer bir kırıksa mutlaka yanına, önünden ya da arkasından, ama bütün eklemi ya bütün bacağı almayacak şekilde, sadece o bölgeye olacak şekilde, bayağı bildiğimiz belki karton olabilir, orada bulabileceğimiz belki ağaç dalı olabilir ya da, ama genellikle her yerde artık atel bulunuyor. Bu ateli koyup bir elastik bandaj yardımıyla bunu tespit etmek gerekiyor. Elastik bandaj yumuşak doku yaralanmalarında da kullanıyoruz. Elastik bandajı sararken hiçbir zaman çekmemek gerekiyor. Kendi ağırlığıyla saralım ki böylelikle hem şişliği engelleyelim, birbirinin üstünü örtecek şekilde o bölgeyi tespit altına alıyoruz bu şekilde. Kat yapmayacak ve burada tekrar üstüne vurgulamak için bu şekilde germemek gerekiyor. Evet. Ondan sonra mutlaka soğuk uygulaması geliyor. Elimizdeki imkanlarla bunu yapmak gerekiyor. Biz soğukta tabii bildiğimiz gibi pratik olarak en çok hani yoğun olarak kullanılan bu endüstriyel jeller, çeşitli şekillerde olabiliyor. İşte bandajın içinde olabiliyor. Ama ben pratik olarak her zaman bu eldiven tekniğini daha çok beğeniyorum. Güzel olmuş bu. Evet, aynen, bu bildiğimiz hani eldivenler.
ya böyle elastik bandajın üzerinden ya da bandajımız yoksa bir havlu ya da bir beze sararak koyuyoruz ki direkt konulduğu cilde zaman temas etmez. Evet, cilt yanıkları meydana geliyor. Süresi genellikle 20 dakikada bir ya da saatte 2-3 kez diye 15-20 dakika yapıp 5-10 dakika istirahat etmek. Yani öyle bir yanlış uygulama da var. Soğuğu alıp buraya sarıp saatlerce tutmak gibi. Bunun hiçbir faydası yok. Bilakis zararı var. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi adeleyi etkiliyor, damarı büzüştürüyor, börekte kan gelmiyor. Onun için bir 15-20 dakika uygulayıp tekrar kaldırıp bir 5-10 dakika, 5 dakika, 10 dakika bekleyip tekrar uygulamak şeklinde. Biraz önce söylediğimiz kuralların mesela kol için de geçerli olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Aynen. Koldaki yaralanmalarda aynen. Da gene aynı yöntemler. Aynen. Zaten vücut ve kafa yaralanmaları biraz bunun dışında. Yani ciddi karın yaralanması, nefes darlığı oluşturabilecek, düşmeye bağlı olarak bilinç kaybı, mide bulantısı, baş dönmesi bunlar biraz daha tabii acil ve biraz daha farklı durumlar. Bunlarda da mutlaka yani şu istirahatta olmamak lazım. Ya oynamaya devam edelim. Bu profesyonel sporcularda tabii çok daha önemli önem taşıyor. Doğru. Çünkü takım için çok önemli. O kendisi oynamak istiyor. Zaten spor yaralanmalarının farkı da bu. Yani spor yaralanması denildiği zaman sporcu, antrenör, çalıştırıcı, yetkili ve hekim arasında iyi bir ilişki olması gerekiyor. Eğer bu üçgeni sağlayamıyorsanız yaralanmanın sonucunda daha ciddi sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Yukarıya gelmek istiyorum. Tabii ki. Spor yaralanmalarında omuz çevresi yaralanmaları da ciddi problem olabiliyor. Evet. Yani omuz çıkıklarından tutun da aynen. İşte şuradaki köprücük kemiğinin kırılması veya kol kemiğinin kırılması gibi. Evet. Buralarda böyle bir durum söz konusu olduğunda işte kötü bir omuz kırığı oldu belki. Evet. Veya bir omuz çıkığı olabilir. O anda yapılması gereken ilk müdahaleler neler? Teşekkürler bu soru için. Çünkü özellikle omuz çıkığı veya çıkık durumlarında acil tedavi gerektiği için mutlaka filmle yerine konulması gerekiyor. Bu bir kaide. Yani sürekli çıkan bir omuz da olsa tekrar yerine koyayım, oynayayım, yapayım olmamalı. Mutlaka omuz çıkıklarında, omuz bölgesi kırık ve çıkıklarında dirseği 90 derece şekilde tutacak şekilde basit bir şekilde bunu... Böyle aşırı ekstra bir şeye gerek yok gerek değil yok. Mi? Yani bu bir eşarp gibi de olabilir. Amaç burada... Vücuda yaslanan hatta bazı durumlarda baktık ki durum çok şey vücuduna bu şekilde kişinin vücuduna göğsünden böyle geçirerek. Gene kolum 90 evet, derece. Aynen vücuda yapışmış ve 90 derece bu şekilde tespit etmek yeterli oluyor. Tabii bu tür durumlarda şöyle de bir sıkıntı var ya yaralanmanın olduğu ilk dakikalar içinde kişi gerçekten olayın ciddiyetinde çok farkına varamıyor. Evet. Çünkü çok o ağrıyı hissetmiyorsunuz. Bir yaralanma söz konusu olduğunda... Ne zaman hastaneye gitmek gerekir? Evet. Şimdi zaten hani demin de sizin de söylediğiniz gibi bizde bazı kavramlar var. Halk efsanesi. İşte damar damar üstüne bindi. Evet. Merak etme bir şey olmaz. Bunu yerine koyarız. Ben damar cerrahıyım. Hiç üst üste binen damar görmedim. Ben de görmedim. 36 yıllık hekimim damar damar üzerine hiç binmedi. Ya da bu eklemde sıvı bitmesi gibi. Şimdi ne zaman hastaneye gitmeli? Bir kere kesinlikle spor yaralanmasına devam etmemek lazım. İnatçı olmamak lazım. Ya basit bir yaralanma oynayayım. Yok öyle bir şey. Yani bu işin çünkü kısa dönemdeki alacağınız bir önlem bütün hayatınız boyunca sizi rahat ettirebiliyor. Şişlik fazlaysa, hareket kısıtlılığı ya da harekette zorlanma varsa hiç tereddüt etmeden en yakın sürede gitmek gerekiyor. Onun için bunun zamanı tabii ki eğer çıkık varsa zaten çıkık ortopedinin en acil vakalarından bir tanesidir. Çıkık hemen redükte edilir. Aynen çünkü eğer çıkığı yerine koyamazsanız bir süre sonra araya dokular girdiği için açık ameliyat dediğimiz durumlar söz konusu olur ve ileride o da işi çok... daha komplike hale getirir. Aynen öyle. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok ben teşekkür ediyoruz. Yaralanması sağlıklı spor dolu günler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.